Oo, gel halam ne oğlu, hoş geldin. Hoş bulduk dayımın oğlu. Pazar mazar geldim ama kusura bakma, işler malum. Başka vakit bulamadım. Estağfurullah, ne kusuru yok gelin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Mithat abi. Hoş gördük Asiye. Yengem nasılsın? İyiyim oğlum, kahvaltı ettin mi, gel buyur. Ettim ettim, sağ olasın. Az bir konuşalım mı? Gel ha. Senin şu hırsızlık olayında hiçbir delil yok. Köy yolu olduğu için kamera yok. Bir de üstüne yağmur yağınca. Eyvallah. Biz o parayı bulduk halamın oğlu. Yapma ya. Nasıl buldunuz? Nasıl bulduğumuzu demeyelim Mithat abi. Sonuçta polissin. Buyur çayın. Lan bir halt mı karıştırdınız gene? Biz de halt der kim karıştırır? Tabii. Deli Tahir. Sen Vedat'tan kurtul diye benim paşam karıştırdı o halti. Nasıl ya? Senin girmen gereken bir grevin yok mu? La karışma benim işler mi? Haydi. Çayın bitince seslen Mithat abi. Daha grev yok. Ne grevi ya? Ya bırak. Hiç girme o mevzuya. Sen şimdi de bak. Biz bu Vedat Sayar'dan nasıl kurtulacağız? Vallahi ben bir iz buldum ama bakalım. Ne izi? Ya bu Vedat'ın babası Turgut Sayar evinde boğazından kesilerek ölü bulunmuş. Deme. Ya ben biraz araştırdım. Pek kanıtlanmış bir şey yok ama Turgut Sayar denen kalan torun pisliğin teki olduğuna dair söylentiler var. Küçük kızlara taciz filan. Hatta şu Vedat Sayar'ın kuzeni. Eysan. Eysan Sayar. Bir hizmetçi kız onun da taciz edildiğini iddia etmiş. Kız reddetmiş ama sonra da dosya kapatılmış filan. Eysan! Esana! Gelme! 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 Git, istemiyorum! İstemiyorum, gelme! Yeter, dokunmama, bir bıktım artık, yeter! Alanın onu. Sen bu Eyşan Sayar'ı bir sıkıştır ha. Kadının öyle bir geçmişi var gibi. Bir vakit bana bu Vedat benim kahramanım filan dediydi. Amcası kızı taciz eder, Vedat da babasını öldürür. Neyse, ben bir nefesle konuşayım. Sonra da bu Eyşan Sayar'ı karakola sorguya çekerim. Eyvallah. Çayını bitireydin ya. Yok, gerek yok.